akşamlar değerli izleyenler. İstikamet programımızda bir kez daha karşınızdayız. Türkiye'nin temel meselelerini masaya yatırdığımız bir programa daha başlıyoruz. Gündeme dair meseleleri konuşurken son dönemin en önemli gündem maddesi hiç şüphesiz referandum süreci, yeni anayasa yapımı, başkanlık, bu meseleler kısa kelimelerle kilit rol oynuyor diyebiliriz. Herkes de mevzuyu çok yakından biliyordur diye tahmin ediyorum. Ancak herkesin bildiği bu mevzuda kimse bu maddeleri anayasa yapım sürecinde olacak, işte başkanlık meselesini tartışacağımız, 18 yaşındaki kişinin vekil olabileceği ama vekil olmuşken bile hiçbir yetkide bulunamayacağı, buna benzer usullerde maddeleri irdeledi mi, inceledi mi, bunu merak ediyoruz. Bu anlamda daha iyi öğrenilmesi açısından da geçen hafta başlatmıştık. Saadet Partisi ve MHP teşkilatından bir isim misafir etmiştik. Bu hafta da Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nden birer ismi misafir ediyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne sözü vereceğiz. Daha da fazla söz vermemiz gerektiğini biliyoruz parti temsilcilerine, özellikle muhaliflere de. Bu anlamda onların gösterecekleri, aktaracakları bilgiler fazladır. Çünkü çok fazla yer bulamayacaklarını tahmin edebiliyoruz. Bu bir gerçek. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi örgütlemeden sorumlu il başkan yardımcısı. Benim hafızamda çok kısaca kaldığı kadarıyla da 25 ve 26. dönem Konya Milletvekili adayı Sayın Mehmet Gayretli bizimle birlikte. Kendisiyle anayasa, başkanlık, referandum, yeni Türkiye konu başlıkları altında Türkiye nereye gidiyor? Bu soruyu soracağız ve bir soru daha. Cumhuriyet Halk Partisi neden hayır diyor? Bunun da cevabını almaya çalışacağız. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Biraz uzun uzun anlatmaya çalıştım ama bütün programın özeti de bu konular üzerinde olacak. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Az önce de ifade etmeye çalıştım. Gereksiz olsun, gerek diğer muhalif kanatları olsun, bütün medya mensuplarının, sadece biz televizyon kanallarının değil, gazetelerinde, farklı kesimlerinde çok fazla yer veremediklerini biliyoruz. Bu bir öz eleştiri olarak da kabul edilebilir, Türkiye gerçeği olarak da söylenebilir. Ama bunları söylemek de lazım. Çünkü haklı ya da haklı olan kişi değilse de gerçeği aktarmak lazım. Siz bir hayır kampanyasının içerisindesiniz. Ben öyle atlediyorum. Neden hayırın cevabını topluma anlatmakta da biraz zorlanıyorsunuz? Temel mesele bu olduğu için buradan başlasak olur mu? Tabii ki. Ben öncelikle şu anda ekranlar başında bizi izleyen seyircilerimize, izleyicilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına buradayım. Ve biz bugün neden hayır diyoruz? Bunu anlatmaya çalışacağım sizlere ve Konyalı yurttaşlarımıza. Biz hayır diyoruz. Çünkü bu anayasa değişikliğinde, bu 18 maddenin içerisinde sokaktaki vatandaşın, halkın beklentilerini karşılayabilecek bir madde biz göremiyoruz işin açığı baktığınız zaman. Tabii biz isterdik ki bu maddelerin 18 maddenin içerisinde bir eğitimle alakalı bir tane bir madde olsaydı. İşte şu anda ekonominin gittiği durum, gidişatı çok belli. Bununla ilgili bir madde olsaydı isterdik. Tarım ve çiftçiyi alan bir madde olsun isterdik. Genel olarak baktığımız zaman kişi hürriyetlerini, haklarını, ödevlerini yerine getirme anlamında sorun yaşayan vatandaşlarımızın haklarını anayasal olarak güvence altına alan bir madde olsun isterdik. Yani bunlarla ilgili çok fazla sayabilirim. Yani biz bu 18 maddenin içerisinde vatandaşa yönelik, halkın beklentilerine yönelik, işte yaşanan adaletsizlikler, hukuksuzluklar, eşitsizlikler anlamında bunları tamamlayacak ya da bunları anayasal anlamda, yasa anlamında güvence altına alacak bir madde beklerdik işin açığı. Neden bu maddeler? Neden bu maddeler? Anayasa halkın düzenini sağlayan, halkın ihtiyaçlarını gören, devlet nezdinde eksiklerini tamamlayan, insanların yaşamını kolaylaştırabilen aslında bu ülkenin yönetimini belirleyen bir yasa maddelerinden oluşuyor. Baktığınız zaman da burada dediğim gibi halkın beklentilerini, halkın işte isteklerini bu anlamda süreç içerisinde dönemsel yaşadıkları sorunları çözebilecek maddelerin olması gerekliydi diye düşünüyoruz. Biz halkın beklentileri de bu yönde. Yani bu halktan aldığımızı burada aktarmaya çalışıyoruz. Ve bundan dolayı hayır diyoruz biz. Eğer dediğim gibi bunun içerisinde eğitimle alakalı, bunun içerisinde sanayileşme, endüstrileşme, inovasyonla alakalı, ekonomiyle alakalı, bunun içerisinde yani gün gün yaşıyoruz sendikalaşmayla alakalı, kişi hak ve hürriyetleriyle alakalı vesaire vesaire. Yani çoğaltabiliriz örneklerini. Maddeler olsaydı zaten Cumhuriyet Halk Partisi bugün evet diyen ilk parti olurdu. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Bu komisyonda, anayasa komisyonunda da bizim söylemlerimiz buydu zaten. Yani bu maddeler olsun, bunlardan ziyade bu maddeler olsun istiyorduk. Ki ülke
Çok sıkıntılı günler yaşadık. Biz yani 14 yıl içerisinde ciddi sorunlar yaşadık. Terör gibi, darbe girişimi gibi, junta girişimi gibi birçok sorun yaşadık. Bu sorunların çözümüyle alakalı bir şeyler olsun istiyorduk. Ama bunların hiçbirine karşılık bir madde göremediğimiz için de hayırı savunuyoruz, hayır Yani diyoruz. darbelere engel olabilecek maddeler hep aynı kalacak, değişmeyecek. Bu düzen böyle gidecek endişesi var sizde o zaman. Aynen, o endişe içerisindeyiz ve dediğim gibi halkın, vatandaşın sorunlarına yönelik bir madde olmadığı için de bunu da dile getiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani temel meselelerini ben az çok idrak ettiğim kadarıyla sizin bu saymış olduğunuz maddelerde şimdi izleyicilerimiz de az çok biliyorlar. Peki sizin temelde Türkiye'de görmüş olduğunuz problem, yani bu kadar çok madde saydınız ama en tepe bariz nokta dediğiniz nedir? En bariz nokta 14 yılda ülkenin yönetsel anlamda birimlerinin belli başlı kurumlara, yapılara, bugün terör örgütü diye andığımız kurumlara teslim edilmesi. Aslında en büyük problemimiz bugün bu. Konuşmamız gereken Yani konu bu. adalet diyebilir miyiz bir anlamda? Evet, adalet bunun içerisinde, eğitim bunun içerisinde, ekonomi bunun içerisinde. Dediğim gibi yani bunu saymakla çoğaltabiliriz. Aslında birçok örnek var. Gün gün yaşadığımız birçok örnek var. Yine yaşıyoruz. Yani en büyük şeyimizde, sorunumuzda bizim adalet. Yani bu ülkede insanların tek beklentisi adalet sağlansın. İnsanların hak ve hürriyetleri güvence altına alınsın. Bu. Biz bunu birçok örneğini yaşayabiliyoruz yani verdiğimiz zaman. Bugün bir ülkede ciddi avukatları ya da ne bileyim bu anlamda güçlü olan kesime yakın avukatlara kendinize avukat edindiğiniz zaman, haklı da olsanız, haksız da olsanız bir davaya girdiğiniz zaman her türlü şeyi alabiliyorsunuz. Kendi lehinize karar alabiliyorsunuz. En büyük problemlerden birisi bu. Adalet ne yönde gideceğini şaşırmış vaziyette ki adalet hak ve dediğim gibi hürriyetleri güvence altına alan insanların bu anlamda yargılanmadan tutun hukukun üstünlüğüne kadar her alanda adaletin hukukun üstünlüğünü sağlamış bir vaziyette insanlara hizmet eden bir kurum olması gerekirken bugün yaşananlar adaletin belli bir kesime hizmet eder hale gelmesidir. En büyük problemimiz budur. Siz bir iş adamısınız. Yani iş adamı değilim ama tabii bir özel iş sektörde sahasında, çalışıyorum. Özel sektörde birçok kişiyi takip ediyorsunuz. Hı-hı. Yani bir eliniz kolunuz orada. Evet. Şimdi buradan şuna da varmak istiyorum. Sizin sahada olmanızı da Hı-hı. Değerlendirmek açısından. Birkaç gün öncesinde bir medya kanalında bir yorumcu şöyle bir ifade kullandı. Yani aslında ben bu soruyu sorarken az önce sizin adalet cevabınızda vereceğinizi beklediğim için de söylüyorum. Bugün yaşadığımız temel sorunlar 14-15 yıldır neyse birçok yerde yaşanması istenen ya da atılması adımlara adaletin, yargıçların, savcıların kimsenin müdahale edememesinden kaynaklı adalet sorunudur denildi. Burada bir tane insan bu varlığı, bu darbeyi, buna benzer oluşumları fark etmedi mi ki fark etmesi mümkün değil, fark etmemesi mümkün değil. Kimse neden sesini çıkartamadı. Bugün toplumun yaşadığı sorun adalet artı suskunluk mu yani? Bu da konuşulması gereken bir husus mudur? Tabii konuşmaktan korkar hale geldik. O bir gerçek. Yani bir yerlerde bir söz söylemekten korkar hale geldik. Vatandaş nezdinde söylüyorum. İnsanlar düşüncelerini açıklayamayacak duruma geldiler. Yani acaba ne tepki alırım? Acaba kim ne yapar? Bugün biz bile yani çıkıp bu düşüncelerimizi ifade edebilecek bir ortam bulamazken ki halk nezdinde dediğim gibi işim gereği çok fazla toplum içerisinde bu anlatmaya çalıştıklarımı onlara da anlatmaya çalışıyorum, ifade ediyorum. En büyük problemimiz dediğim gibi bir korku kaos ortamı yaratıldı. İnsanlar düşüncelerini bile ifade etmekten korkar hale geldi. İşte iş adamı düşüncesini söyleyemiyor. Acaba başıma bir şey mi gelir? Normal vatandaş düşüncesini söyleyemiyor. Acaba işimden mi olurum? İşte ne bileyim komşum tepkimi gösterir, arkadaşım kızar mı? İnsanlar bu hale geldi. Ama en büyük problemlerimizden birisi vatandaş olarak baktığınız zaman ben sadece bir vatandaş olarak yorum yapıyorum şu anda. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış demeyi bildiğimiz ve ayırt etmeyi öğrendiğimiz gün biz bir şeylerin değişimine ortak olmaya başlarız. Ama biz doğruları dediğim gibi takdir edersek, yanlışları da eleştirirsek ki eleştiri güçlü bir gelişim mekanizmasıdır. Kişiyi, kurumu, yapıyı vesaire geliştiren bir mekanizmadır. Biz eleştirileri alırsak, örnek veriyorum Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de biz devamlı geziyoruz, sahadayız. Yani aynı 7 Haziran'da, 1 Kasım'da ve öncesinde sonrasında olduğu gibi halen biz çalışmaya devam ediyoruz. Köy köy, kasaba kasaba her yere gidiyoruz. Esnafla iç içeyiz, köylüyle iç içeyiz. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani biz bunları anlattığımız müddetçe doğruyu takdir ederek yanlışı da eleştirerek vardığımız müddetçe anlaşabiliyoruz. Yani eleştiri bir art niyet değildir yani. Değil, kesinlikle değil. Yani ben bugün burada şu bunu yaptı, bu bunu yaptı ya da iktidar bunu yaptı, muhalefet bunu yaptı diye eleştirirken
ben olması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Yaşanan yanlışları, hukuksuzlukları, yanlışlıkları, eşitsizlikleri anlatmaya çalışıyorum ki yerine gelsin, düzeltilebilsin diye. Yani bununla ilgili örnek verebilirim size. Mesela Ergenekon balyoz sürecini hatırlayalım. Hı-hı. Biz o gün bunları savunurken adalet, hukukun üstünlüğü derken birileri bize diyordu ki siz devlete karşısınız, siz işte şu darbecisiniz, siz askercisiniz, bilmem nesiniz diye bizi eleştiriyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada pardon diyen iktidar oldu. Yani o gün devletin milli şuura sahip olan askerlerinin tasfiyesi gerçekleşirken Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmayın, yanlış yapıyorsunuz demişti. Aynen öyle. Aynen suçlu öyle. İlan edilmişti. Bir suçlu varsa evet hukukun üstünlüğü baz alınarak, adalet baz alınarak yargılanmalı. Hemfikiriz. Eğer bir suç varsa ortada. Ki suç kanıtlanamıyor. Hı. Yapılan hiçbir şey yok. Düzmece iddianameler vesaire vesaire. O günü çok şey yapmak istemiyorum. Çünkü girdiğim zaman konudan da çıkamayacağız. Ama o gün biz bunu savunurken bize siz karşısınız, siz düzene karşısınız, siz işte gelişime karşısınız, siz darbecisiniz diyorlardı bize. Sonra pardon diyen yine bu iktidar oldu. Yani eleştiri burada ciddi bir gelişim mekanizması oluyor. Unutkan değil miyiz o zaman burada? Yani her şeyi unutuyoruz, ertesi gün başka şeyle evet. devam ediyoruz. Çünkü telaşe bitmiyor. Türk toplumun telaşesi bitmiyor. En büyük problemimiz geçim sıkıntısı mesela. Hı. Bitmiyor. Bundan dolayı işte herkesin evi var, yuvası var, çoluğu var, çocuğu var, işi var. Yani problemleri çok fazla insanların. Ve bugün Türkiye'de OECD ülkeleri arasında insani gelişmişlikte ve baktığınız zaman psikolojik olarak en fazla antidepresan ilaç kullanan toplum biziz. Hı. Baktığınız zaman yeni açıklandı bu. Bu tabii ne demek? Toplumun sorunları var demek. Sorunlarımızdan dolayı da tabii sorunlarımızı kendimize birinci ölçüde koyduğumuz zaman asıl ülkeyle ilgili düşüneceğimiz şeyleri geri plana atıyoruz ve unutuyoruz. İşin açığı bu. Bununla ilgili dediğim gibi birçok örnek verebiliriz, sıralayabiliriz. Yani süremiz de yetsin, her şeyi konuşalım istiyorum ama dediğim gibi en büyük problemlerden birisi de bu. Eleştiriye açık değiliz. Eleştiriyi kabul etmiyoruz. Yani bugün genel başkanından tutun, cumhurbaşkanı, başbakanı kim varsa ben de sade vatandaş olarak eleştiriye açık, eleştiriyi kabul edebilir, eleştiriye cevap verebilir durumda olmalıyız. Sizin şu, mesela eleştiriyi çok değerlendirdiğinizi tahmin ediyorum partisel olarak. Ama eleştiri yapmakta da zayıf olduğunuz konusunda kendinizi öz eleştiriye tutuyor musunuz? Tutuyoruz. Aslında iyi eleştiri yaptığımızı tabandan biliyorum. Tabandan genel başkana. Kesinlikle iyi eleştiri yaptığımızı biliyorum. Kendi öz eleştirimizi de yaptığımızı biliyorum. Hı. Ama şu var, ne kadar yansıyor? Yani Türkiye'de bir medya gücü var. Bu medya gücünün kimin elinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Dediğim gibi hangi televizyon kanalında bir CHP'li çıkıp, bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili çıkıp, genel başkan yardımcısı çıkıp ya da bir genel başkanın çıkıp konuşmasını görebiliyoruz. Toplasanız iki ya da üç kanal, örnek veriyorum. Genelde de böyle, yerelde de böyle. En büyük problemimiz siz bu. Kendi bizim. İş muhasebenizi her zaman yapıyorsunuz. Her yani. Zaman yapıyoruz ama bu yaptığımız muhasebeyi, öz eleştiriyi genelde de, öz eleştiride de en büyük problem insanlara gösteremiyoruz. Çünkü dediğim gibi medya ve basın konusunda kısıtlamalar var. Aslında mesela bir CHP'li bir vatandaş bir yerde yakaladıysa soracağı ilk soru aslında her şeyin sorumlusu siz misiniz diye sorması lazım. Yani birisi CHP'liyim diyorsa bir vatandaşın hakikaten ona sormasını isterim. Çünkü cevaben bir şeyler öğrenecektir. Her şeyin sorumlusu niye sizsiniz? Mesela hakikaten hazır medya üzerinden konuşuyoruz. Belki biz de aynı kanaatte işler belirttik mi bilmiyorum ama bizi bu konuda eleştirebilirsiniz. Hatalarımız olursa öğrenmek isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyin sorumlusu mudur? Yani Ergenekon'da da siz sorumlu oldunuz ya da darbe süreçlerinin devam etmesinde de siz sorumlu oldunuz. Baştan sona geçmiş süreçte hep siz sorumlusunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim, bireysel olarak da sorumluluğunuz. Artı suçlu olarak görüldüğü için söylüyorum. Bu ülke hepimizin ülkesi her şeyden önce. 79 milyon vatandaş hepimizin vatandaşı. Biz kardeşiz, biz yoldaşız her şeyden önce. Bu ülkede beraber yaşıyoruz. İnancı, mezhebi, görüşü, düşüncesi ne olursa olsun saygı duymakla beraber biz bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama ne olursa olsun dediğim gibi görüşler farklı olabilir, düşünceler farklı olabilir. Yani bunlar olmalı. Biz rengarenk bir ülkeyiz baktığın zaman. Gökkuşağı gibi bir ülkeyiz. Olacak da olmalı da. Bu ülkenin güzelliğini gösterir. Ama velakin biz bu düşüncelerimizi paylaşırken, bunları anlatırken insanlara ne kadar samimiyiz, ne kadar el sıkarken sıcak sıkıyoruz, ne kadar kucaklayabiliyoruz. Buna bakıyoruz ve dediğim gibi sizin dediğiniz noktaya geleceğim. Sorumluluk hepimizin var. 79 milyon vatandaşın da var, benim de ama var, sizin de var. Genel yani merkez yöneticilerinin de var. Siyasi suçlar siz oluyorsunuz. Siyasi sorumluluğu yürüttüğüm partimin de var. Hı. Sorumluluğu var. Biz bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bakın her şeyden önce işte CHP ona karşı, CHP buna karşı diyorlar ya. Aslında karşı olduğumuzdan değil. Yaşanacak sorunları öngörüyle paylaştığımızdan, çıkabilecek problemleri ileriye dönük işte geçmişten gelen bir siyasi tecrübemiz de var. Cumhuriyet Halk Partisi ya baktığınız zaman 94 yıllık bir parti.
Yani bir tecrübesi de var. Geçmişte yaşanmışlar var. Bunun içerisinde dediğim gibi her politikayı sokabiliriz. Sağlık politikası, eğitim politikası, işte dışişleri, içişleri, her alanda bunu söyleyebiliriz. Biz diyoruz ki böyle böyle sorunlar yani karşımıza çıkabilir. Sizin yaptığınız yaptırımlar karşısında, ama hayır, CHP sorumlu. CHP'nin yüzünden oldu. CHP karşı çıktı diyorlar. Demin verdiğim örnek mesela, yani cemaat örneği mesela. Biz buna yıllardır söylüyoruz. Ben kendim burada 20 yıldır, 10 yaşımdan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. 30 yaşında genç bir siyasetçi olarak duruşumu hiç bozmadım. Düşüncelerimi o konuda hiç ertelemedim. Her zaman söyledim. Biz karşıyız. Yani bu yapıların devlet içine girip, devlet içinde devleti diskalifiye edip de kendi yönetimini kurmaya çalışmasına karşıyız. Seçimle gelen seçimle gider. Halkın getirdiğini halk götürür. Bu veya benzeri yapılır. Aynen. Yani biz bunları hep eleştirdik, ama dönüp yine pardon diyen bu iktidar oldu. Biz değildik. Terör örgütleri, PKK vesaire, bunda da aynı şeyleri geçmiş dönemlerde söyledik biz. Ha, buradan bu çalışmalar yapılırken, bu Oslo görüşmeleri, İmralı görüşmeleri yapılırken biz bunları tek tek söyledik. Yani bunlar gelin açıklayın, beraber yapalım dedik, ama hiç yanaşmadılar. İktidarla belli bir kesimin kendi arasında yapmaya çalıştığı bir anlaşmanın bedelini bugün ödüyoruz. Her gün bir şehit haberi geliyor. Yani eleştiri yaparken Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin daha iyiye gitmesi, daha refaha kavuşması, bu ülkede istikrarın sağlanması, dediğim gibi insanların mutlu olması, güleç yüzle karşımıza çıkmasını istediğimiz için biz eleştiri yapıyoruz. Peki, ya değilse, yani iktidar yapmasın, iktidarın yaptığı iyi şeylere de karşı çıkalım mantığında değiliz biz. İktidarın iyi gördüğünüz şeyleri var mı? Tabii ki var. Yani burada onları da takdir edebilirim. Yani iyi gördüğümüz şeyler var. Güzel yaptıkları işler de var. Ama güzelin, yani şurada bir teraziyi koyalım. Güzel yapılan işler var. Bir de terazinin bu tarafına yanlış yapılan işleri koyalım. Hangisinin ağır geldiğine bakmak lazım. Yani bugün 14 yıl içerisinde, ki bugün yönetildiğimiz için o iktidar üzerinden konuşuyorum. Bugün 14 yıl içerisinde yapılan yanlışları saymakla bitiremeyiz. Yani ben 7 Haziran ve 1 Kasım sürecinde buna çok vurgu yaptım. Eğitim, eğitim, eğitim dedim. Her gittiğim yerde de söylüyorum, eğitim. Bizim kaçınılmaz yapmamız ve değiştirmemiz gereken eğitim sistemi. Bakın bu ülkenin gençlerin... Bu yıl bir kez daha müfredat değişecek. Değişiyor, yine değişiyor, ama 14 yılda 7 tane bakan değiştiren bir iktidar var. Ortalama 2 yılda bir bakan değiştiriyorlar. Kendi iktidar süreleri dolmadan, seçim süreçleri dolmadan 2 yılda bir ortalama bakan değiştirmişler. Her gelen bakan müfredat değiştirirse, her gelen müfredatla il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü değişirse ve bu kamuda çalışan öğretmenlerimiz daha müfredatı adapte olmadan, anlayamadan öğrenciye bir şey anlatmaya çalışırsa geldiğimiz nokta bu. 2002'de matematikte, fende, fizikte, bilimde, diğer alanlarda ilk 50'nin içerisindeydik. Bugün ilk 100'e giremez hale geldik. Bunun en büyük problemleri bu. İşte orada da bir örnek daha vereyim. Biz 4+4+4'e karşı çıkarken eleştiri bazında değil, yani eleştirdik evet, ama yanlışlarını eleştirdik. Eğitimde bir devrim yapmak istiyorsanız, eğitimde bir değişiklik yapmak istiyorsanız eğitim, bilimsel, eğitsel, laik, demokratik bir eğitime, çağdaş bir eğitime yönetmemiz lazım. Ülkenin kurtuluşu eğitim. Bakın bununla ilgili birçok örnekler var. Japonya gibi örnek var. Çin gibi bir örnek var. Bugün Çin dediğimiz ülke Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci ekonomiye sahip bir ülke. Yani 20 yılda oldu bu, 18 yılda oldu. 20 yıl bile yok. 18 yılda oldu bu. Niye? Eğitime ciddi yatırım yaptılar. Endüstrileşmeye, inovasyona, sanayileşmeye ciddi yatırım yaptılar. Her ev bir atölye oldu. Ve milyarlarca nüfusu besleyen, dünya ekonomisine de hitap eden bir hale geldiler. 1,5 milyarla. Biz milli sermaye diyoruz, biz milli ekonomi diyoruz. Bunları hep söylüyoruz, siyasetçiler çıkıp söylüyorlar. Bunun tek bir yöntemi var, eğitim sistemini değiştirmek. Bugün yeni açılan müfredatı da bakıyoruz, açıyoruz. Gerçekten bir adım ileriye gitmemizi gerektiren, dedim ya, eğitsel, bilimsel alanda bir eğitim konusu önümüze çıkmıyor. Toplumun birbirini anlamamasının temel sebebi de yine eğitime dayanıyor mu? Aynen eğitime dayanıyor. Yani en büyük problemimiz bizim eğitim. Eğitimi çözdüğümüz zaman, bakın, terör olaylarının azalmasında bir sebeptir eğitim. Terör olaylarını azaltabiliriz eğitimle. Ekonomiyi geliştirebiliriz. İnsani gelişmişlikte gerçekten bu ülke zirve ülkeler arasında yer alabilir. Birçok örneği var bunun. Yani karşılıklı anlaşmayı biz bu konuda, sağduyuyu yükseltebiliriz, oranını yükseltebiliriz. Mesela kutuplaşma, ayrışma, düşünsel farklılıkların bu konuda sizi çok eleştiriyorlar mesela. Eğitimle yani, geçebiliriz. Eğitimle geçiliyor ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi toplum içerisinde kutuplaşmadaki etkenlerden bir tanesidir diye diğer tarafta hep konuluyor. Biz hiçbir zaman kutuplaşmayı savunmadık. Hiçbir zaman kendi bulunduğumuz kesimi de, dışarıda hitap ettiğimiz kesimi de hiçbir zaman kutuplaşmaya sevk etmedik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bugüne kadar illegal iş yapmayan, illegal bir işte ne bileyim basın açıklamasıdır, faaliyettir, etkinliktir, eylemdir, illegal yapmayan tek kurumuz biz baktığınız zaman. Her şeyi yasal olarak, legal olarak yapmaya çalıştık bugüne kadar. Yasal, anayasal sorumluluk her şeyin devletin izniyle. Aynen, devletin, anayasanın verdiği
hakla yapmaya çalıştık. Emniyetse emniyet, valilikse valilik izinlerimizi alarak yapmaya çalıştık. Yani bu konuda en son eleştirilecek kurum Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu konuda hakkımızı da yedirmeyiz yani. Biz o konuda dediğim gibi illegal hiçbir işe bulaşmadık, illegal hiçbir işe girmedik. Bütün yaptıklarımız yasal, anayasanın verdiği haklar neticesinde legal olarak yaptığımız çalışmalar. Kutuplaşmaya fırsat verecek bir nokta, bir boşluk bırakmadık asla. Peki gündemde sizin söylemlerinizin değil de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da bu dönemde Sayın Bahçeli'nin söylemleri gündem konusu olduğu için belki bu bahsi de açmak gerekiyor. Devamlı siz hep hayırla şu an gündemdesiniz belki ama hep başkalarının ön plana çıkarmış olduğu gündem maddesinde hayır öyle değil şöyle olması gerekir söylemiyle ortaya çıkıyorsunuz. Yani muhalefet olarak aslında sesinizi çıkartıyorsunuz. Bunu anlıyorum ben ama belki burada şunların da yapılması gerekiyor diye iyi şeyleri ön plana çıkarmanız gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. İlk başta söylediğim gibi şimdi biz evet demek isterdik bu anayasa değişikliğine. Çünkü bir darbe anayasasıyla yönetilmeyi zaten biz istemiyoruz. Siz evet demek isterdiniz. İsterdik ama dediğim gibi yani bu anayasa değişikliğinin içerisinde bu 18 maddenin içerisinde vatandaşın, halkın, ülkenin geleceğine yönelik, ülkenin yarınlarına yönelik, bizim yarın çocuklarımızın daha rahat, daha refah içinde, terörden uzak, mutlu, eğitim çağında insanlar yetiştirebilmesi için evet demeyi isterdik. Ama baktığımız zaman 18 maddenin içerisinde evet dememizi teşvik edecek ya da evet dememize sebep olacak bir madde göremiyoruz. Ama burada işte AK Parti, MHP kanadıyla beraber çalışmadığınız için de eleştiri noktası söz konusu. Şimdi bu maddeleri düzenleme noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir katkısı olabilirdi. Olabilirdi. Komisyonlarda gerekli katkıyı sundu zaten Cumhuriyet Halk Partisi. Biliyorsunuz meclise gelmeden önce komisyonlarda görüşüldü bu maddeler. İçerisinden çıkarılan maddeler de var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişimleriyle oradan çıkarılan 20 küsur maddeydi. 18'e indirildi biliyorsunuz. Çıkarılan maddeler de var. Komisyonda zaten bunların hepsi konuşuldu. Ama komisyonda baskıyla ve orada yapılan çalışmalar biliyorsunuz kavga gürültüyle bu 18 madde geçirildi. Meclise getirildi. Aynen mecliste de ağırlık yani iki partinin, üç partinin anlaşmasıyla önümüze bu şekilde geldi. Yarın da halkın önüne çıkacak. Halk ne cevap verir onu göreceğiz hep beraber. Ama biz burada halka neden hayır dediğimizi, neden hayırı savunduğumuzu, 18 maddeyi de anlatarak gerçekten zor da bakın. 18 maddeyi anlamak, adapte olmak da zor. Bir haftadır çalışıyorum üzerinde. Birine eksik evet kaldığım desek noktalar. Birine hayır mı olacak? Aynen aynen. Tek tek oturduk çalıştık ne getiriyor ne götürüyor. Bir de şöyle bir şey var bakın bu 18 maddenin yazıda yaptırımıyla pratikte uygulamada yaptırımı çok farklı. Değişkenlik gösteren unsuru var. Yani yazıda bir şey yazıyor ama uygulamada o değil. Bunu o çıkmıyor. Hangi maddeyi örneklendiriyorsunuz mesela? Şöyle söyleyeyim. Mesela Cumhurbaşkanının iki dönemden fazla seçilemeyeceğine dair bir madde var. Ama yazılı ve uygulamada yazılı. Ama o halle alakalı. Bir madde daha var. Hayır, şuraya bağlayacağım. Bir madde daha var. Diyor ki örnek veriyorum. Seçim yapıldı. Cumhurbaşkanlığı iktidar zaten ikisi beraber tamam. Milletvekili seçimiyle Cumhurbaşkanı seçimi beraber yapıyor. Daha doğrusu partili Cumhurbaşkanı seçimi beraber yapılıyor. Seçim yapıldı. İlk dönem Cumhurbaşkanı meclis çalıştı. İkinci döneme girdik. Yani Cumhurbaşkanı, parti Cumhurbaşkanı ikinci son dönemine girdik. İki yıldan fazla yapamayacak. Üçüncü yani devredecek. İkinci dönemi üçüncü yıla örnek veriyorum. Erken seçim demiyorum çünkü erken seçim tabirini de çıkardılar yasadan. Seçim yenileme, Türkiye Büyük Millet Meclisi 367 ile seçim yenileme kararı alırsa, tekrar seçime gidilirse mevcut Cumhurbaşkanı tekrar aday olabiliyor. Bunun tekrarlandığı müddetçe de önü açılmış oluyor. Yani ikiden fazla Cumhurbaşkanlığı yapmış olabiliyor pratikte baktığınız zaman. Bunun gibi birçok örnek var. En basit örneği bu anlaşılabilir olsun diye örnek yani veriyorum. Yani bir feshetme yetkisini kullanılarak da yeniden tekrar devam etme düşüncesiyle alakalı aynı düşünce galiba. Feshetme yetkisi zaten var ama dediğim gibi feshetme yetkisine kalmadan. Peki orada bilginiz var mı mesela? Benim algılayamadığım noktadan bir tanesi. Diyelim ki meclisi feshetti. Sonradan tekrar seçime gidileceği için kendisini de feshetmiş olacak zaten. Evet kendisi tekrar, de seçime gidecek. Tekrar devam edecek mi? Etme hakkı var mı? Var aday olabiliyor. Dönem kaybı yaşamıyor. Tabii ki aday olabiliyor. Yani o zaman pratik dediğiniz madde aynen, biraz daha aynen pratikte demeye çalıştığım şey bu. Yani en basit örneği verdim size. İki dönemden fazla yapamaz. Hani Binali Yıldırım başbakan çıktı dedi ya. Biz iki yıl yaparız bizden sonra çalışan yapsın. İşte CHP çalışsın yapsın dedi ya örnek veriyorum. Değişkenlik gösteriyor. Aynen. Onun önü bile kapalı baktığın zaman. Pratikte o değil. Yaptırım o değil. İşte anayasa mahkemesinin atamalarında adalet dediğimiz çerçevenin içerisine girdiğiniz zaman Sayıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, HSYK'ydı, HSK yaptılar, HSK olarak söyleyeyim. Hepsinin içerisinde bir şey var. Yazıda başka, yaptırımda, uygulamada, pratikte başka sonuçlar çıkarıyor ortaya. Peki devam edeceğiz. Bir araya gitmemiz lazım. Tabii ki. İlk bölüm biraz hızlı geçtik. Birçok konuya da girmeye çalıştık. Maddeler üzerinde hızlıca konuşacağımız konular var. Bazı maddelerimize belki konuşmaya da gerek kalmayabilir. Ama temel mesele vatandaşın bilmesi gereken herhalde en çok burada kurumlar arası bir şekilde denetim mekanizmasının ortadan kalkması.
Kesinlikle. Bu konu biraz daha tartışılıyor. Kesinlikle. Çünkü süreç buna doğru evrilmiş durumda. Devam edeceğiz değerli izleyenler. İlk bölümü sonlandıralım. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlemeden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Gayreti stüdyo konuğumuz. İstikamete kısa bir aradan sonra mevcut 18 madde üzerinden en çok bilinmesi ya da en çok tartışılan şu anki konulardan birkaç maddeyi daha çok derinden izleyerek devam etmiş olacağız. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anayasa ve Türkiye'de yeni dönem diye arkadaşlarımız da kuşağa yansıttılar. Teşekkür ediyorum. Tam da aslında söylemek istediğim buydu. Türkiye'de yeni dönemde neler olacak? Bunları değerlendirmemiz de lazım. Bu maddeler ne getirecek, ne götürüp getirecek? Maddeleri konuşmaya başlayacağız. Burada partiler arasındaki çatışmazlık durumu söz konusu. Milliyetçi Hareket Partisi oylamaya imza atmamış olsa da, tasarıya imza atmış olmasa da Adalet ve Kalkınma Partisi ile aynı düşünce içerisinde evet kapsamında yer alıyor. Diğer siyasi parti temsilcileri de hayır demeyi tercih etti. Hatta hayır diyen partiler de biz de evet demek istiyoruz ama maddelerde tartışılması gereken hususlar var diye ifade ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani siz daha önce AK Parti ile bir koalisyon süreci yaşadınız. Onlar olmadı. Siz kabul, hatta teklif ettiniz MHP'ye. O da olmadı. Ama bu süreçte çok hızlı bir şekilde birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. Şimdi şunu söylemek lazım. Yani biraz önce bahsettiğim üzerinden geçtiğim gibi bir anayasa değişikliği teklifi geldi önümüze. Tartıştık, konuştuk komisyondan meclis salonlarına kadar. Tek söylediğimiz şey, biraz önce de ifade ettiğim gibi, halka, vatandaşa yönelik içerisinde bir kapsayıcı madde olmamasıydı. Milliyetçi Hareket Partisi de bu süreçte 6 ay önceki söylemlerinin tamamen dışında, tamamen 180 derecede dönüş yaparak farklı söylemlere yöneldi. Gerekçeleri nedir bilmiyoruz tabii. Bununla ilgili bir kimseye açıklama yapmadılar. Ama dediğim gibi biz bu konuda tek parti kaldık mecliste. Hayır diyen, savunan ya da karşı çıkan, öyle söyleyeyim. Biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Zaten iktidarın neden istediği belli. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin neden iktidar tarafında bu konuya ısrarla evet dediği, onu tam çözmüş değilim. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'ne şu konuda bir eleştiri var mesela. Bu süreç sonuçta iki partili bir hayatı öngördüğü için birincisi AK Parti'ye dahil bir hayatta sağ kesimde yer alacak bir parti konumuna gelecekler. Bunun farkındalar mı diye soruluyor. Diğer ikincisi size eleştiri. Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir sistemde iktidar olabilme ihtimali şu an ortadan kalkmış olacak. Onun için de böyle bir sistemi istemiyorlar da olabilir diye bir eleştiri var. Bizim şöyle söyleyeyim, yani son söylediğinizden başlayayım. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ciddi bizimle ilgili ithamlarda bulunuyor ama şu var, biz yani elbette Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsun, bu ülkede yanlışları düzeltsin, bu ülkede gerçekten biraz önce anlattığım, hayal ettiğimiz ülke refahına kavuşalım. Biz bunu arzu ediyoruz. Bunu yapmak için çalışıyoruz zaten. Ama bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin, siyasetçilerin, genel başkanından tabana kadar hiçbirimizin bir koltuk, bir işte tek adam rejim beklentisi, böyle bir şey asla bizde yok zaten. Biz ülkede demokrasi istiyoruz, biz ülkede adalet istiyoruz, bunu savunuyoruz. Bu gelişsin istiyoruz. Yani halk kimi seçerse devam etsin. Aynen öyle. Biz halkın verdiği karara zaten önümüzü ilikleyip saygı duyduk. Duymaya da devam edeceğiz. Yarın referandumdan da ne çıkarsa biz evet. Hayır savunuyoruz. Doğru. Hayır diyoruz. Neden dediğimizi halka anlatacağız. Tıpkı 7 Haziran'da 1 Kasım'da olduğu gibi. Sokaklarda, kahvelerde, köylerde, beldelerde, ilçelerde her yere gideceğiz. Gitmediğimiz yer yine kalmayacak. Biz bu çalışmayı sürdüreceğiz. Ne kadar çalışma ortamları kısıtlı da olsa, o hal döneminin içerisinde böyle bir çalışmayı nasıl yapacağız onu da bilmiş değilim, çözmüş değilim ama biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama yarın halk, farz edelim, evet dedi. Biz önümüzü dikleyip Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, demokrasi için, cumhuriyet için, laiklik için çalışmaya devam edeceğiz. Kaldırın, bu insanlara anlatacağız. Aynen, anlatmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük misyonumuz, sorumluluğumuz zaten bu. Türkiye'de bir Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. Baktığınız zaman işte demokrasi diyen başka parti yok. Cumhuriyet diyen başka parti yok. Laiklik diyen başka parti yok. Yani
işte halk nezdinde, vatandaş nezdinde eksikleri, yanlışları, yaşanan sorunları anlatan başka bir parti yok. Bunları anlatmaya çalışacağız. Söylemeye devam edeceğiz. Peki temel meseleye gelelim şimdi. Siz aslında bu alanda kendimi de çalışıyor ve geliştirmeye çalışıyorum. Meseleyi de anlamaya çalışıyorum demiştiniz. Birçok kesimle de görüştünüz. Partisel olarak da hayırın sebeplerini tam olarak idrak ederek anlatmaya çalışıyorsunuz. En çok böyle şu maddelerde gerçekten çok sıkıntı var dediğiniz unsurlar nedir geçiş sürecinde 18 madde içerisinde? Ya mesela yargı, yasama, yürütmenin tek elde toplanması. En büyük problemlerden birisi bu. Şimdi milli irade diyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 550 milletvekiliyle bir milli iradedir baktığınız zaman. Milli irade seçilmişler derken. Seçilmişler olduğu için diyorsunuz. Tabii ki halk seçti bunu. Ama gelecek 600 de seçilecek. 600 milletvekili 550'ye 600 yapmak mesele değil. 600 milletvekili mecliste ne yaptı ona bakmak lazım. Ayrı bir konu. Ama halk iradesi, milletin iradesi diyorsunuz. Milletin iradesine saygı bekliyorsunuz. Ki en fazla saygı duyanlar biziz, dediğim gibi önümüzü ilikleyip biz çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Şu var. Dediğim gibi yani Türkiye Büyük Millet Meclisi %50 oy alan, %49 oy alan bir partinin topladığı işte 300 küsür milletvekilinden ibaret değil. Eğer milli irade ise. Bunun içerisinde diğer partilere oy veren kesim de var. Yani kalan %50 var. Ben %50'den ibaretim deme şansımız var mı? Yok. Ben %25'ten ibaretim deme şansım var mı? Yok. Biz toplumu bir bütün düşünerek, dedim ya görüş farklılıkları olabilir, düşünce farklılıkları olabilir. Toplumu bir bütün düşünerek toplumun milli irade, işte toplum iradesi diyerek meclisteki o görüntüyü devam ettirmemiz lazım. Yani yürütmenin bağımsız olması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bağımsız olması lazım. Yasamanın bağımsız olması lazım. Yargının bağımsız olması lazım. Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı tek elde toplarsanız, hani bu anlattığımız, devamlı söylediğimiz, üzerine düştüğümüz güçler ayrılığı ilkesi var ya. Hı hı. Güçler ayrılığı ilkesini güçler birliği olarak insanlara anlatmaya çalışırsanız adaletin çöktüğü yerdir zaten bu baktığınız zaman. Güçler ayrılığı nedir? Yasamanın, yürütmenin, yargının kendi arasında fren mekanizması, bir yanlış yaptırımda, bir yanlış uygulamada fren mekanizması kurmasıdır aslında. Güçler ayrılığı açarsak. Güçler birliği dediğiniz kasıt da yasama, yürütme, yargıda AK Partili kişiler olduğu takdirde bir birlik ve beraberlikte kendilerine bir yol haritası mı çizmiş olacaklar? Aynen öyle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın tek elinde toplanmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı tarafsızdır, bağımsızdır. Cumhurbaşkanı en baştadır. En baştadır. Ve tarafsız, bağımsız olmak zorundadır. Yani partisinden istifa ettikten sonra. Bu maddelere de yansıyor. Tabii o rozeti çıkarıp orada bağımsız, tarafsız olmak durumundadır. E şimdi burada baktığın zaman partili cumhurbaşkanı direkt zaten rozeti takıyor yakasına. Benim bir partim var diyor. Partisinin de orada örnek veriyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ettiği bir grup var. E şimdi nasıl oluyor yargı bağımsız, adalet bağımsız, yasama yürütme bağımsız, nasıl diyebiliriz burada? Bunun da başını telkin eden, bunun da başını çeken cumhurbaşkanı oluyor. Partili cumhurbaşkanı oluyor. Direkt ona bağlanıyor. E şimdi bu da tarafsızlık ve bağımsızlık terimi anayasada da geçiyor işte. Bağımsızlık terimine tarafsız da eklediler. Ama yine anayasa değişikliğinde. Sayın Cumhurbaşkanı da çok ifade ediyor. Yargı bağımsız olması lazım yani bir şekilde. Ama nasıl bağımsız olacak bu yapıda? Yani dedim ya yargının, yasamanın, yani Anayasa Mahkemesi'nin, HSK'nın bir tek elde toplanması. Zaten atanan insanların sayısı belli. Cumhurbaşkanı kaç tane atadığı belli. Dışarıdan gelenler belli. Gelenlerin nasıl geldiği belli. E şimdi nasıl o zaman bağımsız olacak? Nasıl yargı bağımsız işleyecek? Biz bağımsız yargı nasıl diyebileceğiz? Biz adalet derken bağımsızlığı, tarafsızlığı nasıl bekleyeceğiz? Bekleyemeyeceğimiz bir görüntü çıkıyor. Ben o şahıs, bu şahıs meselesinde, o parti, bu parti meselesinde değilim. Yapılan bir yanlış var. Yani bugün yargının, yasamanın ve yürütmenin tek elde toplanması yanlıştır. Başkanlık sistemiyle ilgili örnek veriyorum. Birçok örnek veriyorlar bize. Batı'da birçok örnek veriyorlar. Hangi ülkeye bakarsanız bakın. Batı'ya da bakın, diğer ülkelere de bakın. Yani G20 ülkelerine bakalım, OECD ülkelerine bakalım, Avrupa ülkelerine, Batı ülkelerine bakalım. Hangisinin başarılı olduğu ülkeler mi? Başarılı olduğunu örnek verdikleri ülkeler var ya, o ülkeler üzerinden söylüyorum. Hangi ülkeye bakarsak bakalım, yargı, yasama, yürütme zaten bağımsız işliyor. Ama son başarılı olduğu ülkeler Libya, Irak gibi dağılmış ülkeler de var mesela. Ama ne kadar başarılı oldu? Yani işte başarılı değil yani, o manada söylüyorum. Ben Batı'dan örnek veriyorum işte. En gelişmiş ülkeler, G20 ülkeleri, OECD ülkeleri mesela. Yok ki. İşlerinde böyle bir mekanizma yok. Eğer burada Cumhurbaşkanı, tamam, devlet başkanlığını isteyebilir, arzu edebilir. Farklı düşünceleri vardır, farklı beklentileri vardır. Kendisi o zaman siz zaten burada yasama, yargı, yürütme hepsi ayrı olsa da Sayın Cumhurbaşkanı tekrar başkan olsa da bir önemli değil diyorsunuz zaten. Kişi başkanlık isteyebilir. Değil. Biz parlamenter sistemi savunuyoruz. Başkanlığı savunmuyoruz zaten. Ama dediğim gibi burada başkanlık en büyük nedenlerden birisi. Başkanına bağlanan kurumlar, yapılar belli. Bakın burada bir grafik var. Bu grafikte her şey ortaya ekrana konuyor. Ekrana gösterebilir miyiz? Tabii ki. Şu tarafa doğru gösterirseniz zaten. Şöyle göstereyim ben. Burada hepsi yazıyor.
Yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bütçesi'nin hazırlanışından yargı, yasama, yürütme, diğer alanların burada belirlenmesine bütün kadar. Bütün alanlar Cumhurbaşkanı'na bağlı, doğru mu? Tabii ki bunların hepsi bir şema şeklinde Cumhurbaşkanı'na bağlı. E şimdi burada baktığınız zaman ekonomi tek elde, siyaset tek elde, yargı tek elde, yasama tek elde, yargı yürütme tek elde, hepsi tek elde. Bakanı Cumhurbaşkanı atacak, milletvekilini Cumhurbaşkanı seçecek. Böyle bir şey mümkün değil. Asıl burada milletin iradesine ambargo asıl burada konuyor. Millet iradesi savunulmuyor. Millet iradesi burada düşünülmüyor. Milletin iradesine ambargo konuyor burada. Yani seçilmişler görev yapamayacak. Aynen öyle. Aynen şekilde öyle. Sayın Cumhurbaşkanı seçmiş olduğu kişiye bildirecek. Burada bakanlarla ilgili de bir soru var. Hani gen soru verilemeyecek ya da onları kontrol eden bir mekanizma ortaya çıkmayacak. Gen bakanlarla soru ilgili olayı böyle şey. Artık kaldırıldı zaten. Öyle bir şey gündemde yok. Mecliste sadece yazılı bununla ilgili araştırma isteyebileceksiniz. Hı. Bu da tabii araştırma istediğiniz kurum belli. Buna cevap verecek kurum yine belli. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak ya da benim bir milletvekilim orada bununla ilgili bir araştırma istediği zaman karar verecek merci zaten Cumhurbaşkanı'na bağlı olan mercidir. Direkt reddetme, direkt işte engelleme, direkt cevap vermeme şansı var. Bunların hepsinin önü açılması gerekiyor. Yani bugün bir bakanın yolsuzluğu, bir milletvekilinin yolsuzluğu meclis içerisinde, iktidar içerisinde yapılıyorsa bunu sormaktan tamam. Daha doğal bir hakkımız olamaz. Bizim milletvekillerinin de olamaz. Orada bulunmaların tek nedeni, tek zaten sorumluluğu bu. Orada haksızlığa, sorumsuzluğa karşı, yapılan yanlışlara karşı ses çıkarmak, bunu sormak. Vatandaşın da aynı şekilde. Vatandaş da bir sorun dile getirirken orada milletvekillerimiz bu soruyu yönettikleri merci belli. Cevap alamayacakları merci de belli. Ben cevap vereceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu şekilde toparlamalarının nedeni, bu şekilde gen soru önergesinin önüne geçmelerinin tek nedeni bu zaten. Sorulmasın, yapılmasın, açığımız aranmasın, ortaya çıkmasın. Mantık bu. Zaten kimin göreve getirildiğinin bir önemi arz etmeyecek. Çünkü aynen dışarıdan öyle. Seçilmiş olacaklar. Peki bu o zaman 600 vekile çıkmanın da bir manası yok. Yani şöyle aslında geçmiş yıllarda 300 vekile, 350 vekile düşülsün diye bir tartışmalar olmuştu. Hı-hı. Ben çocuk yıllarımda hatırlıyorum. O dönemde bunun tam aksine bugün 600'e çıkma durumu söz konusu ki çıkıyor. Eğer evet olarak geçecekse. Bu neden o zaman? Yani 600 kişi de karar meclisi olmayacak benim 550 anladığım. 550 milletvekili 600'e neden çıkarılıyor? Milletvekili sayısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasamada yetersiz olduğundansa tamam 600'e çıkaralım hemfikirim. Yetersiz mi? Ama yetersiz olduğunu düşünmüyorum ben. Ama şu var, neden çıkardıklarını izah edeyim. Milletvekili adayları belirlendi, seçime gitti, milletvekilleri seçildi. Cumhurbaşkanı içeriden de dışarıdan yani meclis içinden de meclis dışından da bakan atayabiliyor. Bakan alabiliyor. Ki dışına atacak. Aynen ve içeriden atadığını farz edelim ki ben buradan onu çıkarıyorum yani birçok hukukçuyla da bunu konuştuk. Onlar da bu fikre hemen hemen yakın beyanda bulundular. İçeriden alırsa rozetini çıkarıp gidecek ki oraya partisini istifa edip gidecek ya meclisteki gücünü zayıflatmak istemiyor. İşte 50 milletvekili 550 milletvekilinin üzerine 600 milletvekili yapıyor 50 milletvekili daha çıkarıyor. İşte meclise girebilecek partiler içerisinde bölüşüldüğü zaman iktidar oranının yüksek olduğunu baz alırsak. Dağılım almış olacak. Aynen dağılım almış olacak. Yani orada bir oy kaybı bir orada bir el kaybı rey kaybı kaybetmemiş olacak meclis içinden bahsediyorum. Benim çıkardığım ve hukukçuların çıkardığı bu. Öbür türlüsü dediğim gibi 550 milletvekili çözüm yolu bulamıyorsa, yetmiyorsa tamam 600'e çıkaralım. Ama mantık o değil. Burada mantık dediğim gibi yine Cumhurbaşkanı'nın, partili Cumhurbaşkanı'nın meclisten de birini alırsa, meclisten de birini görevlendirirse, bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı alırsa, rozetini çıkarıp istifa edip oraya gideceği için baktığınız zaman, yani daha doğrusu milletvekilinden istifa edip oraya gideceği için, rozet söylemi yanlış oldu, milletvekili de yapamayacağı için bu yasa 550'den 600'e çıkarılıyor. Bunun şununla bir alakası yok. Yani 550 kişi Türkiye topraklarına yetmiyor. Daha çok illere ulaşılması lazım. İnsanımıza daha çok yeterli. Bununla ilgili, nüfusta bir değişiklik olduğu falan onlarla hiçbir alakası yok. Bununla ilgili iktidarın ne bir söylemi var ne bir açıklaması var. Yani bununla ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Ki duymadım da yaptığım araştırmalarda da görmedim. Bununla ilgili 550 milletvekilinin 600'e çıkarılmasıyla ilgili hukukçuların da dediğim gibi tek beyanı bu. Yani burada Cumhurbaşkanı bakan alırsa da Cumhurbaşkanı alırsa da milletvekili düşeceği için meclisten çıkınca düşeceği için o eksikliği orada o ilave sunduğu. Dediğim gibi çoğunlukla kendi ellerinde olduğu zaman fazla milletvekili onların eline geçecek. O 50 milletvekilinin ekstra 50 milletvekilinin içinden alacakları sayı kendilerine geçeceği için. Burada bunu düşündüklerini insanlar öne sürüyor. Hukukçular öne sürüyor. Mantıklı olarak doğruluğu savunuyorum işin açığı. Burada şu soru da geliyor. Yani toplumsal olarak da avukatlarda da aynı şey söz konusu galiba. Nasıl olsa bir el tarafından bu iş belirleneceği için 550 değil 600 yani 1-2-3 vekil olmasında bir önemi yok. Mecliste kaç kişinin olduğunu hiçbir önem arz etmeyecek durumu söz konusu. İktidar için o gün edecek ama. Bir karar alacağı zaman öyle mi? Aynen öyle. Örnek veriyorum demin dedim ya biraz önce. Cumhurbaşkanı, parti cumhurbaşkanını seçtik. Birinci dönem bitirdi. İkinci dönem üçüncü yılında
erken seçim kararı alacaklar. Seçim döneminde tekrar o nüfusa sahip olması yani lazım. Onun için bu şart, iktidar için şart. Yani burada da kendi lehine, kendi şeyine göre, çalışmalarına göre, kendi istediklerine göre bir düzenleme var. 18 yaşındaki kişinin de vekil olmasının da bir hükmü yok. Doğru mu? Şimdi 18 yaşında gençlerimiz milletvekili olsun. Ben Konya'nın en genç milletvekili adaylarından birisiydim. 28 yaşında aday oldum. Bu gururu, bu onuru ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Konya gibi bir şehirde tattım. Bunu da her zaman şerefle, onurla anlatıyorum. Ama şu var. 25 yaşında milletvekili seçme ve seçme hakkı var mevcut yasada. Değiştiği zaman 18'e düşürülecek. Tamam, düşürelim. Onu da yapalım diyelim, farz ediyorum. 25 yaşında kaç tane milletvekili var diye önce bir iktidara sormak lazım. Önce 25 değil miydi bu yaş? 25'ti. 25 yaşında 10 tane milletvekili getirdin koydun da şimdi 18'e düşürmek midir sorun? Bunu sormak lazım. İkincisi, 18 yaşında bir gencin, askerliğini yapmamış bir gencin, eğitim çağında bir gencin en büyük problemi zaten bu ülkede eğitimdir. İşte ulaşım sorunudur, burs sorunudur, yurt sorunudur. 18 yaşında, 18 üstünde ya da altındaki gençlerin bu sorunları çözülmesi gerekirken milletvekili hakkı tanınması bana göre çok gereksiz, saçma, gündem dışı. Dedim ya, halkın isteklerini, arzularını karşılayabilecek çapta bir çalışma değil baktığınız zaman. Ben 18 yaşındaki gençlerimiz için dedim ya, eğitim. Peki isterdim. Bu madde neden yer alıyor sizce? Tabii yani ki bazı durum, mesela 2010 referandumunda da bunu yaşadık, yani 12 Eylül döneminde. Bazen bazı maddeler biraz daha sıcak gelmesi açısından konulmuş olabilir. Bu maddede bunun için mi yani? Tabii ki ciddi bir genç nüfusumuz var. Bu genç nüfusun siyasette aktif olabilmesi ya da bu referandumda aktif olabilmesi, evet reyini kullanabilmesi için böyle bir yasada getirilmiş olabilir. Ciddi bir, dediğim gibi, genç nüfus var. Genç nüfusun da dediğim gibi hissiyatlarını alarak, bu konuda samimi görünmeye çalışarak oy alma meselesi de olabilir yani. Ama dediğim gibi bugün ülkenin sorunu 18 yaşında mı 25 yaşında mı olmak değil. Bugün sorunu o yaştaki gençlerin eğitim sorunu, yurt sorunu, burs sorunu, ulaşım sorunu, yeme içme sorunu. Bu olsaydı keşke bu maddenin içerisinde. Ama yok maalesef. Yani toplumda astrolog ya da mühendis, farklı alanlarda çalışma aynen ihtiyacı öyle hissetmeyen gençliğin yerine siyasetçi aynen olmak öyle isteyen gençlik mi yetişiyor? Yani aynen öyle. Bu bir problem o zaman. Kesinlikle. Bunu da siz eğitime dayandırmıştınız. Kesinlikle. Şimdi son dakikalara doğru geliyoruz. Zamanı da çok değerlendirmek açısından hemen birkaç dakikada biraz da toparlamanızı da isteyeceğim. Hakkınızı helal edin. Gerçekten bir saatlik zaman dolduğu için. Diğer maddelerden değinmek istediğiniz hususları alalım, öyle sonlandıralım. Ben kısaca şöyle özetleyeyim. Tabii madde madde girersek burada 18 tane madde var. Birbirini bağlayan maddeler var. Yani açtığım zaman bu 2-3 saatte de yetmeyecek bize zaten. Yani madde 79 ama şu var, anayasanın bilmem kaçıncı maddesini de etkiliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir tek şeyi savunuyoruz. Hukukun üstünlüğü, adaletin bağımsız ve tarafsız olmasını savunuyoruz. Bu yeni anayasa değişikliğinde ve 18 maddenin içerisinde ne hukukun üstünlüğü baz alınmış ne de bağımsız tarafsız bir yargı baz alınmış. Böyle bir şey yok zaten. Bunu açık ve net bakabiliriz. Bugün Barolar Birliği Başkanlığı çok güzel, sade bir internet sitesinde bir çalışma hazırlamış, sunmuş. Bütün vatandaşlarımız internetten girip okuyabilirler. Ne demek istediğimi çok daha rahat anlayabilecekler. Önce neymiş, sonra neymiş karşılaştırma olarak açıklamışlar. Ki bunun çalışmasını biz yapıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak da insanlara anlatacağız. Buradaki en büyük problem, dediğim gibi, Türkiye'nin problemi bir terör. Şu anda en büyük sorunumuz terör. İki ekonomi, üç eğitim. Yani bunları sıralayabiliriz. Sağlık politikaları, işte ne bileyim, sanayileşme, endüstrileşme, diğer alanlarda, kültür sanat alanında vesaire, dış ilişkilerimiz, bu konuda iç işleri, hepsi sıralanabilir. En büyük problemimiz bu saydığım problemler. Bunlarla ilgili bir anayasa değişikliği olsaydı, vatandaşımızı, yurttaşlarımızı hak ve özgürlüklerine kadar güvence altına alabilen bir çalışma olsaydı, bugün biz de sahada evet diyor olabilirdik. Ama hayır dememizin tek nedeni bu. Bu anayasa değişikliğinin bir kişinin, bir yapının, bir kurumun ve ideoloji bir düşüncenin bütün yargı yasama yürütmeyi, bütün organları maliyesine kadar, bütçesine kadar tek elde buluşturması, tek elde kendi yükümlülüğünü alması ve tek elde karar vermesidir. Yani bununla ilgili mesela birçok yorum dönüyor. Örnek vereyim, mesela bugün internette de gördüm. Kabul ettiğim bir şey değil ama padişahta bile kadıyı atama yetkisi yoktu. Şimdi bugün burada kadı atamaya çalışıyoruz, değil mi? Milletvekilini ben seçeyim, bakanı ben seçeyim, cumhurbaşkanı yardımcısını ben seçeyim. Nerede kaldı halkın iradesi, milli irade? Milli irade bitiyor. Milli irade ne? Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, 550 milletvekili, rengarenk, her görüşten, her düşünceden, her ideolojiden insanın buluştuğu yer. Halkın iradesi orası, çünkü halk seçti onları. Halk belirledi onları. Bunu korumamız lazım. Parlamenter sistem dememizin, işte yasamada, yürütmede ve yargıda bağımsız ve tarafsız bir yargı olsun dememizin,
ne olursa olsun bu halk kimi seçerse biz saygı duyacağız. Gelen yaptığı doğru işlerde takdir edeceğiz. Yaptığı yanlış işlerde de bunun karşısında eleştiriyle yaptırımlarımıza durmaya devam edeceğiz. Ama ve lakin bu yasa, bu anayasa değişikliği halk nezdinde evet alır geçerse bizi yarın daha büyük problemler, daha büyük sıkıntılar bekliyor. Bunların önünü açmak adına daha şeffaf, daha samimi bir şekilde anlatmaya gideceğiz. Bu konuda düşüncelerimizi dediğim gibi köşe bucak herkese anlatacağız. Bu konuda halkımızdan duyarlı bir şekilde bizi dinlemelerini, bize bu anlamda anlatın bakayım neyle geldiniz demelerini istiyoruz. Yani biz bu süreçte bunu yapacağız. Bir de şöyle bir sorun var, değinmedik. Biz OHAL sürecinde bir referanduma gidiyoruz. Bakın en büyük problemlerden birisi de bu. Bu bir sorun mudur? Bu bir sorundur. Bugün ben hayır propagandası yapamayacağım. Çünkü OHAL sürecindeyiz. Hayırla ilgili bir paylaşım, hayırla ilgili bir söyleşi, hayırla ilgili bir program yapamayacağım. En büyük problemimiz bu. OHAL altında, OHAL yasaları altında, her gün bir kararnamenin çıktığı bir dönemde biz nasıl halkın karşısına köy kasaba gezip televizyonlara çıkıp gazetelere demeç verip de hayırı savunabileceğiz? İktidar savunur. Bütün yetki zaten iktidarın elinde. Bu halleri de çıkaran kendileri zaten. İktidar evet propagandasını çok güzel yapacak. Ama biz hayırcılar, biz hayır diyenler, işte neden dediğimizi anlatmaya çalışanlar, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü, bağımsız yargıyı, adaleti savunanlar, halkın isteklerini, arzularını, beklentilerini savunanlar, biz nasıl hayır diye çıkıp sahada savunma yapacağız, çalışma yapacağız bilmiyorum. Bu da en büyük problemlerden birisi. Nasıl olacak süreci yaşayarak göreceğiz. Onda zaman gösterecek herhalde. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Bir husus vardı. Ediyorum. Siz ifade ettiniz. Barolar Birliği'nin yapmış olduğu çalışma. Benim de temel olarak edindiğim kaynaklardan bir tanesi de orasıdır. Onu da söylemek lazım. Siz hatırlatmışken aklıma da geldi. Bir kez daha ifade ederim. Değerli izleyenler, toplum olarak öğrenmeye ihtiyacımız var. Barolar Birliği'nin internet sayfasında anayasanın yani bu değişikliğe giden maddelerinin işte 79'dan başlamış daha sonra diğer maddelere de uzanan daha sonra alt dallarını da ifade eden bugünkü hali ve değişecek hali altında da mavi butonu tıkladığınız takdirde neler değişecek, değişiklik neler götürüp getirecek onlara dair bilgiler var. Bu anlamda çok önemli. Ana sayfasına girebilirsiniz. Barolar Birliği'nin sayfasına ulaşabilirsiniz. Bir hususta tabii OHAL sürecinde referanduma gideceğiz. Biz de yayınlarımızda herkese söz vermeye çalışıyoruz. Bu hafta partileri bitirdikten sonra önümüzdeki haftada avukatlara daha çok yer vermeye çalışacağız elimizden geldiğince. Onların bu süreçle ilgili maddeleri değerlendirerek anlatmasını isteyeceğiz. En azından biraz daha milletin öğrenmesini sağlayacağız. Bu anlamda da umarım faydalı olabiliriz. Çok umarım. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ama kısa zamanda bir program daha inşallah gerçekleştiririz. Belki bilmiyorum referandum sonrasında da diğer siyasi parti temsilcilerini de burada beraber ağırlayabilirsek. Kesinlikle buradan da yapalım o çağrıyı. Olur. Yani iktidar partisinden de diğer muhalefet partilerinden de üçlü dörtlü fark etmez. Bir bunu neden hayır neden evet anlamında bir program da düzenleyebiliriz. Buradan da davet edelim yani. Bunu da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak varız. Onu da söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hem eleştiri hem de bu bir istişare yayını kesinlikle, tarzında kesinlikle. Olur. Millette hem neler olup biteceğini 90'lı yıllardaki görmüş olur. Aynen öyle. Değerli izleyenler, CHP örgütlemeden sorumlu İl Başkan Yardımcısı 25. ve 26. dönem milletvekili adayı Sayın Mehmet Gayretli bugün bizimle birlikteydi. Maddeleri genel itibariyle tartıştık ya da bir şekilde nelerden ibaret olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısıyla ifade etmeye çalıştı. Yarın da AK Parti'ye ses vereceğiz. Bu haftada siyasi partilerin gündem konusundaki görüşlerini almış olacağız. İstikamette yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.